Merhaba sevgili teraziler. 28 Nisan 4 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, önemli bir haftadayız. Tutulma haftasındayız. Bu hafta başında 29 Nisan'da sabah 9:15'te 8 derece Boğa burcunda Güneş tutulması meydana gelecek. Güneş tutulması sizin 8. evinizde meydana geliyor. Özellikle ortaklı gelirler, giderlerle ilgili alanda, parayla ilgili konularda hareketler var. Sevgili teraziler, yenilikler olabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bir yatırım imkanı, bir kredi almak, bir ortaklık, eşle ilgili, ortakla ilgili bazı gelirler, bir nafaka söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra miras gibi, prim gibi, sigorta gibi konular, vergiyle ilgili konular veya emeklilik gibi kavramlar bu tutulmanın etkisiyle hayatınıza girebilir. Tutulmanın etkilerini bir aylık bir süre içerisinde hissedebileceğiniz gibi 6 aylık bir süreye de yayılabilir bu etkiler. Özellikle Mayıs sonu, Ağustos başları ve Kasım başları tutulma etkilerini en yoğun hissedeceğiniz zamanlar olabilir sevgili teraziler. Evet, Boğa burcu tutulması genel olarak zaten Boğa teması para ve maddi manevi güvenliğimizle ilgili konulara da dikkat çekiyor olacak. Bunun yanı sıra Boğa güzellik, estetik, sanat, sevgi, aşkla ilgili konulara da dikkat çeker. 8. evinizde olan bu tutulmayla belki estetik, güzellikle ilgili bazı girişimlerde de bulunmak isteyebilirsiniz. Bazı operasyonlar yaptırmayı düşünebilirsiniz. Bunun için özellikle Mayıs sonundan itibaren, Mayıs'ın son haftası biraz daha uygun olacaktır sevgili teraziler. Mars'ın retro hareketinin bitmesini beklemeniz ve Venüs'ün de Boğa burcuna geçmesini beklemeniz daha doğru olabilir. Evet, hafta ortasında 30 Nisan'da Ay İkizler burcuna geçiş yapacak. Ay'ın İkizler burcuna geçiş yapması sizin için biraz daha enerjinizi yükseltecek bir pozisyon olacak. Sosyal hayatınız hareketlenebilir, iletişim artabilir, seyahatler gündeme gelebilir. Yakın çevre, akrabalarla ilişkiler artabilir. Bu haftanın bir diğer önemli gelişmesi 3 Mayıs'ta sizin gezegeniniz Venüs'ün burç değiştirip Koç burcuna geçmesi olacak. Venüs 30 Mayıs'a kadar Koç burcunda, yani sizin karşıt burcunuzda olacak ve sizin için etkileri önemli. Birincisi, Venüs'ün Koç burcuna geçmesi biraz enerjinizi düşürebilir. Çünkü Venüs Koç burcunda bulunmayı çok sevmez. Burada ilişkilerde, sosyal ilişkilerde çok paylaşımcı değildir. Biraz daha kendine dönük, bencil olabilir. Biraz daha maddi konularda zayıf olabilir Venüs'ün buradaki pozisyonu. Ancak karşıt evinizde olacağı için özellikle ilişkiler alanında bazı fırsatlarda da karşılaşabilirsiniz. Eşle, partnerle veya eşinizle ilişkiler, ortağınızla ilişkiler biraz daha yoğunlaşabilir. Bazı paylaşımlar içerisinde bulunabilirsiniz sevgili teraziler. Evet, hafta sonunda 3 Mayıs'ta Ay Yengeç burcuna geçiş yapınca sizin için de iş ve kariyerle ilgili konular öne çıkacak. Sorumluluklarınız, evle ilgili, aileyle ilgili veya işle ilgili sorumluluklarınıza daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Evet sevgili teraziler, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için lütfen günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.